Hüseyin? 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 Letafet Hanım? Hüseyin, dükkanlarımız yan yana. Beni her gördüğünde bu kadar heyecanlanmana gerek yok artık. Hayırdır, ne oldu? Üzgün gibisin. Evet, öyle oldu biraz. Girişimciler de üzülür Letafet Hanım. Ah ya, battın yine değil mi? Yok, tam aksine yani gayet iyi. Bazen olur işte böyle Hüseyin, yapacak bir şey yok. Yani tabii sen sürekli batıyorsun ama nasip bu işler, biliyor musun? Letafet Hanımcığım, ben... Bir de ne biliyor musun? Bak Sevgi mesela o iş teklifini reddetmişti. Sonra daha iyi bir iş teklifi geldi. Yani olumlu düşünmek lazım. Hiçbir zaman negatif enerjiye yaklaştırmayacaksın. Evrene pozitif enerji vereceksin ki sana da pozitif enerji... Letafet Hanım, ben bir şey söyleyebilir miyim tam? Ama kızmak yok. Siz gerçekten çok safsınız ya. Bazı lafları duymuyorsunuz bile. Ama o kadar güzelsiniz ki size bu bile yakışıyor. Şimdi sen beni övdün mü Hüseyin? Ya. İstemeden oldu. Ama ben batmadım bu sefer. Hatta ilk siparişimi bile aldım. Ah kıyamam. O yüzden de ne yapacağını bilemedin. Sürekli battığın için. Ay. Bizim Yiğit Efe'ye laf dokunduran bir madalya siparişi aldım. Ne yaptın peki? Letafet Hanım, hayat bazen zor kararlar almayı gerektirir Letafet Hanım. Ben de şu an tam o eşiğin ortasındayım. Tabii siz bunları pek bilmiyor olabilirsiniz. Ben bu mahallenin kuaförüyüm Hüseyin. Sessiz sedasız herkesi gözlemliyorum. Mesela... Çok mutlu aileler bile birbirini dinlemiyor Hüseyin. Birbirlerine sorup cevaplarını alsalar çok daha mutlu olacaklar. Ama konuşmasını bilmiyoruz. Bazen kimseye diyemiyoruz düşüncelerimizi. Birini özlemek mesela tek kişiliktir. Hüznü anlatacak kaç kelime var ki dünyada? Bazen sıkılıyoruz konuşmaktan. Bazen de çekiniyoruz. Söyleyemediklerimiz içimize dert oluyor. Ama karar vermemiz gerek. En doğru bildiğimizi yapmamız gerek. Konuşup anlaşarak bir sona ulaşacağız. Başka çaresi yok. Yine ne güzel konuştunuz ya. Şimdi gibi konuştunuz. Vallahi bazı şeyleri konuşup anlaşarak halletmek gerekiyor. Tam bu noktada Letafet Hanım, ben sizinle bir... Neyse şey, tamam Hüseyin, sen kararını ver. Madalyayı da veriyor musun, vermiyor musun, ne yapacaksan yap. Ama Yiğit Efe'yi üzersen karşında beni bulursun, bozuşursa. Hadi iyi akşamlar.